Bu en iyi üniversite radyosu adaylarını siz izlerken sahneye öyle bir güzel hanımefendi geliyor ki zannediyorum gözleriniz kamaşacak. Tuğba Özerk geliyor. Papatya. Ben çocukluğumdan beri hipermetrop olduğum için. Ha, gerçi büyük yazmışlar, bravo. Ben sahnede de diyorum bir şey gönderirken büyük yazdım diye. Efendim, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, radyoların kıymetini zaten biliyoruz hepimiz. Kurucu rektör Nevzat Tarhan ve Üsküdar Üniversitesi Radyosu'nun çalışanlarını ya da öğrencileri hepsini tebrik ediyoruz efendim. Çok Sayın Nevzat Tarhan efendim, kazanan Üsküdar Üniversitesi adına kim alıyor? Sayın Tarhan burada görüyorum en önde ama ödülü teslim alacak olan Sayın Doktor geliyor teslim almaya. Alkışlarınızla efendim, çok teşekkürler. Bir kardeş eğitim kurumunun kaptanı, o da başka bir geminin kaptanı. Tuğba Özerk'ten ödülünü aldı. Birkaç cümle alabilir miyim Sayın Doktor? Teşekkürler. Birkaç cümle vereyim ama radyonun baş aktörünü de buraya çağıralım. Çağırmak müsaade ederseniz. O niye Ethem Bey burada mı? Bizim Korkunç gelsin. Evet. Aa, gerçekten burada. Evet. Niye çıkmadınız ilk duyduğunuz acaba? Korktuk. Evet. Çok mahcup geldi. Tabii. Yemin ediyorum aynı tipik kız istemeye giderken görüyoruz. Teşekkürler efendim, sağ olun. Ben sözü uzatmadan birkaç şey söylemek istiyorum. Ben önce Müzik Onayır'a ve Bahçeli Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Aslında bugünün en anlamlı sözünü Enver Bey söyledi. Enver Yücel Bey bu sanat birleştirici, bütünleştirici dedi. Gerçekten sanatın evrensel bir dili var. Yani nereye gitseniz o sanatla herkesle konuşabilirsin. Hatta çocuklar bile konuşmayı bilmedikleri halde bir müzikle, bir sanatla konuşabiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar. Ama sanatın bir özelliği daha var. Bir psikiyatrist olarak söylüyorum aynı zamanda, şifadır sanat. Yani insan ruhlara şifa olduğunu biliyoruz. Sanatın ve burada herkesin kendi anladığı bir sanat, müzikle ilgili, sanatla ilgili uğraşmasının onlardaki tedavi değerini biz üniversite olarak 2006'da hastanede kurduğumuzda beri canlı müzikle haftada bir gün müzik terapisini kullanıyoruz. Müziği terapi tekniği olarak kullanıyoruz. Kadın ve erkek hastaları ayrı ayrı çeşitli müzikle tedaviyle ilgili uygulamamızı aktif olarak 2006'dan beri yapıyoruz. Yani aşağı yukarı 14 senedir bunu yapıyoruz. Bunu uygulamak istedim. Bir diğer konu da sanatın, hatta Churchill'e bir gün soruyorlar. Amerikan, İngiliz donanması mı büyük, Shakespeare mi büyük diye soruyorlar. Onun hep İngiliz donanması büyük diye beklenirken Shakespeare büyük diyor. Neden Shakespeare daha büyük diye soruyorlar. Şöyle diyor. İngiliz donanması yok olsa yeniden yapabiliriz ama Shakespeare'i yeniden yapamayız diyor. Bu nedenle biz bu vesileyle ben konservatuara da kendi çapımızda ne desteğimiz olabilirse onu maddi manevi destek yapmak isteriz. Ben hep şunu düşünmüştüm. Nasrettin Hoca Amerikalıların elinde olsa ne olurdu diye. Yani onu dünyanın değeri yaparlardı. Biz bu konservatuarlarda kendi değerlerimizi harekete geçirebilmemiz çok önemli. Şöyle bir söz vardır, yerel olmadan evrensel olamayız. Onun için kendi değerlerimizi canlandırarak evrensel akışta kendimizi daha iyi temsil edebiliriz. Bu nedenle ben bu konservatuar kuruluşuna bu konuda da iyi bir öncülük olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Sayın Nevzat Tarhan'a kısa ve çarpıcı konuşması için teşekkür ediyoruz. Bir şey unuttum. Ceyhun Bey'in bu öpmeme konusundaki tavsiyesine bir hashtag yapsın. Öpüşmemek mi der artık, öpmemek mi der, ne der bilmiyorum. Aa. Bir hashtag yapın. Şu, bu koronavirüs gerçekten evet, basit bir salgın değil. Değil efendim. Evet. Lütfen öpmeyelim. Öpmeyelim. Elinizi bak istiyorsunuz. Bir şey söyleyebilirim. Az önce korkunç dediler. İsmim Emrah, soy ismim Korkunç, oradan geliyor. Onu söyleyeyim. Üniversite radyolarıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle Bağ Radyo'ya da bu organizasyonu düzenlediği için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten üniversite radyoları için çok önemli. Türkiye'nin her yerinde üniversite radyoları var. Anadolu'nun her yerinde.
Ve buradan genç radyocular yetişiyor. Onlara kulak vermelerini istiyorum. Çünkü çok değerli isimler var. Aynı zamanda Sayın Rektörüme çok teşekkür ediyorum. Verdiği desteklerden ötürü. Bu ödülü aynı zamanda tüm Üsküdar Üniversitesi Radyosu da emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarıma armağan ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Tarhan'a ve Sayın Korkun.